olacak çocuklar, su dursun halları. Ne olacak çocuklar, su dursun halları. Saygıdeğer hocaları ve saygıdeğer öğrencileri, 16. geleneksel kısa oyun günlerimizin Koca Bebek adlı oyununa hoş geldiniz. Hadi gösterimizi yapalım. Ön ön, düt ön. Düt düt düt. Ya sütlü sütlü araba kullanıyoruz, İnşallah kaza yapmayız ya. Düt. E kardeşim çıkar mısın? Kahve size yetişeceğim. Düdüt. Hen hen. İşte görüyorsunuz doktor hanım. Karısı terk ettikten sonra kendini size verdi. Koca herif oldu, koca bebek. Ya ben kaza yapıyorum, sen gelmiyorsun. Şimdi niye geliyorsun? Ay durum durum, kombenlik bir durum. Bakayım çalışıyor mu? Öksür bakayım. Hen hen. Şakir Bey öksürsene. Düdüt. İşte geliyor galiba. Boğazına bakayım. Aç ağzını. Düdüt. Yahu açsana adam ağzını. Ya çıkar mısın? Geç kalıyorum. Tamam tamam. Şimdi sana son birkaç tane resim göstereceğim. Son olarak. Bana bu resimlerde ne gördüğünü söyle. Kan görüyorum hocam. Az önce kaza yaptım. Ondan olsa gerek. Allah Allah. Peki. Burada ne görüyorsun? Vahşet görüyorum hocam. Çalışmış gelecek. Allah Allah, çok garip. Peki son olarak burada ne görüyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyorsun? Durum çok vahim arkadaşlar. Bu adam keşleri kaçırmış yahu. Arkadaşlar, arkadaşlar gelin. Hadi Şakir Bey'i götürüyoruz buradan. Getirene kadar akla karayı seçtim hanımım. Ne? Akla karayı mı geçtin?
Ya sen hiç dinleme eğitimi dersi almadın mı? Vallahi bu kadını vuracağım ha. Çok sağ ol. Ah yeter. Bir şey konuşuyoruz şurada. Kızım sen hala Celle teyzenin elini öpmedin mi? Öp çabuk. Tabii babacığım. Hemen babacığım. Ver bu daha da evladım. Oh. Ne yapıyorsun sen? Çoraplarımı çıkartıyorum baba. Terbiyesize bak. Göl kenarım burası. Tamam baba. Ailemizin kadim dostu Ali Bey de içeride sizleri bekliyor. O vaziyeti size anlatır. Hangi Ali? Baba Ali canım unuttun mu? Şahin aramadı. Durmuşun oğlu. Oh baba çok sıkıldım. Kalk gidelim. Kız sus. Baba kalk. Kız sus. Allah'ım merhaz. Gidiyoruz işte. Hayır. Ya herkesi ayarladık iyi hoş da Şakir'in oğlu ve kızını unutma. Senin birilerini bulman gerek. E nasılsa sen bu işlerin kurdusun. Sen merak etme ya o iş bende. Oh be! Bize de iş çıktı. Ben dahiysem bunların hepsini delirtip bu konağa sahip olurum. İleride de bir diziye kiralarım. Oh gelsin paralar. Hele şunların tipine baksanıza bir. Enayiler. Ha 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 ha. Oh, iyi her şey tıkırında. Buna nasıl güvenirsin be efendim? Sus be deli Şerkes. İhtiyaç çarpmadan canım biz bütün zıvanadan çıkmışsın. Hoş, kuyruklu. Esme uyuz bir ittin, şimdi toptan kudurmuşsun. Sana bey demek diyorsan kendimi intihar ederim. Seni gerizekalı kurtuşmuş kalın. Kendini intihar eder mi? Bu sefer Şener Hoca diyorsa kendini intihar eder. Hanım şahsıma karşı bu akaretler sürükleyecek mi? Vallahi bir kelime ederse gideceğim ha. Dadı sus, Şakir'in başı için. Ben gidiyorum ya. Tamam, sustum. Onu da düzgün yap. Yapıyorum. Aa, kapı çalıyor. Dadı git bak bakalım kim gelmiş. Gelmiş değil biri. Doktor Civan'ım geldi. Doktor Civan'ım. Doktor, doktor Civan'ım. Hoş geldin doktorum Civan'ım. Gel otur yanıma. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yaptınız Celil Hanım? Hazırlıklarınızı bitirdiniz mi? Nasıl bitirmem kızım? Ben 25 yıldır bugün için yaşadım. Peki torunlarınızın yerini alacak genç kızla beyefendi hala gelmediler mi? Neredeyse gelirler. Tamam öyleyse siz hazırlıklarınızı bitirin. Ben de Şakir Bey'i getireyim artık. Tamam doktorum Civan'ım. Ben seni ararım. Dur sana Şakir'imin temiz kıyafetlerini vereyim de. Giydirip getirin oğlumu. Oo, dadı kalma sen burada mıydın? Buradayım. İçerideki meclis daha bitmedi mi? Diğerlerin tepsiye bile galiba. Vallahi bilmiyorum. Konuşup duruyorlar. Bunu aldım kaldım ben de. Ne adamlar ya bu? Gel otur otur. Biraz yaklaşalım. Senin başına bir şeyler gelmiş. Karnı kaybetmişsin ha? Ya sorma felaketi dadı. Ne? Senin felaketin bak bu. Çok yandım. Yapma be dadı. Bir şey de doğru anla be kadın. Kayboldu diyorum. Kayboldu. Ayol koskoca kadın. Nasıl kaybolmuş? Mutlaka pek salak şeydi. Öyle söyleme. İyi kadındı. Neşeli kadındı. Namuslu kadındı. Vahşi cazibeli bir kadındı. Evliliğine de 6 ay ya vardı ya yoktu. Ama 60 sene geçmiş kadar kaynaşmıştık dadı. Onunla aramızı yapan adama bir de 300 dolar vermiştim. Günlerce pazartesiydi. Henüz kahvaltı etmiştik. Zıp zıp gibi ortadan kaybolduğu gitti. Hangi pazartesi? Ne kadar oldu? Var 3-4 ay. Ferah ferah var. Ama günlerden pazartesiydi. Polis haber vermedi mi? Vermez olur muyum? Belki bulurum diye yatsın çakıra bile çıktım. Sen bir olay bir anlatma ben bana ne oldu? Dur anlatayım sana. Merhaba sayın seyirciler. Yalçın Çakır'la Evde Kal programına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle konuğumuz Ethem Bey'e ve bizi hiç yalnız bırakmayan seyircilerimize de hoş geldiniz diyorum. Efendim bugün stüdyomuzda karısının kaybolduğunu iddia eden Ethem Bey var. Ethem Bey gördüğünüz gibi çok üzgün. Hatta programdan önce arkadaşlarımız sorduğunda söylediği tek şey pazartesi günü zıp zıp gibi kayboldu. Böyle cevap verene aynı soruyu sormakla tereddüt etmiyor değilim. Fakat sormak durumundayım. Evet Ethem Bey, efendim karınız nasıl kayboldu bir anlatır mısınız bize? Tülay iyi kadındı, neşeli kadındı, namuslu kadındı, vahşi cazibeli bir kadındı. Eline de 6 ay ya vardı ya yoktu. Ama 60 sene geçmiş kadar kaynaşmıştık. Onunla aramızı yapan adam bir de 300 dolar vermişti. 300 dolar? Saat ya, saat ya. Günlerden pazartesiydi, henüz kahvaltı etmiştik. Ama zıp zıp gibi ortadan kayboldu gitti Yalçın Bey.
Cevdet, şimdi hesap yapmanın sırası değil. Bak Ethem Bey bir şey anlatıyor burada, lütfen. Pardon Yasin Bey. Peki efendim, kadın neden evi terk etti? Boş boşuna bir kadın evi terk etmez. Bize bir anlatır mısınız? Tülay, ne olur geri dön Tülay, seni çok seviyorum. Tülay! Abicim, kadın evi terk etmiş, gelmişsin burada ağlıyorsun. Ne olduğunu soruyoruz, anlatmıyorsun. Nasıl bulacaksın senin karnını? Yok Sevi ya, yok Özlü ya. Gel bakalım buraya, gel. Bak delikanlı adamsın, şimdi kamera karşında. Buradan karnına seslenmeni istiyorum. Madem ne olduğunu anlatıyorsun, bu işi seslen hadi. Bir şeyler söyle karnına, hadi bakalım. Ne söyleyeyim? Gel baktığımın karnı yazını söyle. Ne bileyim abi. Söyle işte bir şey, seslen karnına. Vay atılıyor. Tülay! Tülay ne olur geri dön Tülay! Evlerin tatlısını almadı Tülay! Tülay kurban olayım ne olur! Kendini parça ödemedin. Alt taraf seslendi. Lan Cengiz sana ne oluyor? Sevgili izleyenler, o eser de içinde o kendi halini alıyor. Biraz önceki hesap ona ağır geldi ondan dolayı. Evet, şu ana kadar Tülay Hanım hakkında öğrenebildiğimiz tek şey zırt gibi ortadan kalktı. Şu anda gördüğünüz gibi Ethem Bey de adeta duygularından adam derecesine ağlıyor. Ama artık Tülay Hanım Tülay Hanım'ı bulmak bize şart oldu. Hem de şap şap. Gel bakalım kardeşim. İçmiş su, rahatla. Merak etme, bulacağım bir sayı karnı. Çok şükür, bulamıyorsunuz karnı. Sakin olmuşsun beyefendi. Bu nasıl program? Biz de Müganlı'ya çıkardım. Çık o zaman. Gerek gerek gidiyor, bulamıyorsunuz. Yürü çık o zaman. Beyefendi yapımcı, alın bunu. Zaten renk tepkice düştü. Okuma hadi. Kenetlenmişsin kalbime. Dil ve çinmek. İşlenmiş birisin. Güzelime. Of yeter ya. Vallahi yoruldum ya. Bir oyun oyuncusu deyince kahya belediniz beni. Valla bu zengin işte bu rezil çekilecek şey değil. Aklı olan burada bir dakika bile kalmaz. Susun susun, beni dinleyin ha! Ağlar mı? Sen bize nasıl hitabıyorsun? Cahit Hanım. Ne diyeyim lan? Kıyamet değil. Susun lan! Sus da dinle. Allah aşkına beni dinle. Efendilerimiz üzerimize hakları buyurdu. Biz efendim bir uşak değil, tek bir aile gibiyiz. Dertlerimize dertli, hastalıklarımıza hasta olmalı. O zatireye tutulduğum günleri hiç unutmam. Hanımefendi tam bir hafta başımdan ayrılmamıştı. Ben bu şefkati bir de karımdan gördüm ama onu da kaybettim. Tülay ne olur gelin. Hiçbiriniz bir yere gidemezsiniz. 15 gün burada kalmaya ve sanki 25 senedir bu konaktaymışsınız gibi eski işlerinizi görmeye mecbursunuz. Ali Kahya, evvela seninle konuşalım. Sakes de sobalı olsun, bastırmaz zaten. Çabuk bitireyim. Ben 15 sene müddetle bu konakta kahyalık ettim. Fakat işte dürüst namuslu kahya olmadı. Öyle insafsızca çalıp çıktın ki 15 senede bayağı servet edildin. Sen dikkat et lan. Gözünü kesme lan. Ne? Şakir Bey karısı çekip gittikten sonra tımarhaneye kapatılmış. Ortada yalnızca hiçbir şeye yaklayamayan annesi bir de çocukları kalmıştı. Yalancı alacaklılar meydana getirdin. Sahte borç senetleri dizdin. Ellerinde ne var ne yok aldın. Yalan yalan! Lan yapmışın yapacaksın. Daha ne yapacaksın? Sus sen hep selam ha. Senin ne işin var burada? Geç eline ya. Hayret doğrusu, şaştım kaldım ben bu işe. Ben bir de karım kaybolduğunda bu kadar şaşıp kalmıştım. Tülay ne olur gel! Deme, otur yerine be! Salaklığından aldatılmışsın, gelmişsin burada Tülay da Tülay. Karı meraklısı. Ali, eğer meselenin mahkemeye gitmesini istemiyorsan, sus, otur oturduğun yerde. Şimdi sana gelelim aşçı başı. Beyki, Masterchef'in en şerefli üyesi. Utanmaz mısın demeden konuşmaya? Ben aşçı değil. Hırsız hiç değil. Hırsız sen de istemem miyim? Şüphelenmiyor değil. Bırak şimdi boş lafları. Şakir Bey'in evlatlarını içkiye, eroine, kripto paraya alıştırdı. Kahya'dan arta kalan servet de bu sayede eridi gitti. Erkek çocuk verem oldu öldü. Kız keşke o da ölseydi. Biliyoruz ne olduğunu. Ay susun susun fena oluyor.
Şimdi kızını Aytekin Şenlikoğlu'na verecekmişsin. Kendisiyle görüşüp arkasından çevirdiğin oyunları anlatmamı ister misin? Ne, mahvur ben. Bunu gidin orayı. Hoş. O zaman sen de sus, otur oturduğun yerde. Baba, ben anlamadım şimdi. Tiyatro mu oynayacağız? Dursun Hoca sayesinde oynuyoruz ya zaten. Haklısın. 25 senelik dram yeter. Şimdi tiyatronuzu görelim beyler. Kızıma girdin ha delikanlı. Meğer nece var varmış sende ya. İş elbiseleriniz aşağıda. Hadi bakalım. Gidin değiştirin kıyafetlerinizi. Kız bilmiysen, bilmiysen. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum zaten. Bak böyle bir alttan bir üstten. Bir alttan bir üstten. Ben de bilmiyorum. Bak anasını verin. Yapma ya. Ne işin var lan burada? Geç dedik. Hadi yürü. Bitir sahne. Yürü. Bilmiyorum işte. Açın kapıyı. Patrona gel. Hadi gel. Buyur. Hanımefendi var mı? Hanımefendiye haber vereyim. Üf varoş kadın bir kapıyı açamadı. Bunlardan birini. Çantamı kaldı. Evleniyor. Siz neciniz mi? Sahi küçük sen başından geçenleri anlatmadın. Nasıl oldu da bizim patronun eline düştün? Evvela küçük lafını bırak benim kafamı kızdırma. Tartışmaya başlamayalım şimdi. Benim adım yok mu canım? Peki darılma. Hasan değil mi adı? Sana kısaca Hasso diyelim. Küçükmüş. Ömrüm süresince küçük mü olacağım ben be? Şimdi gel de içme bakalım. Şşt ne yapıyorsun? Biri gelecek şimdi. Onu bırak da anlat. Zannettiğin kadar ilgi çekici bir macera değil. Üniversitede iki sene üst üste çakınca bizim moruk memleketten para, pul göndermez oldu. Hiç beklemediğim bir durum. Gazetelere ilan verdim. Üniversiteli bir genç, tahsil hayatı süresince kendisine yardımcı olacak bir bağayı anla evlenmek istiyor. Bekar veya dolu olabilir diye. Ayol, böyle evlenme teklifi mi olur? Kadın değil, sponsor aramışsın, sponsor. Sözümü kesme, senin aklın ermez. Biri ilgilendi. Teyyar edicinde yalısı var. Aynı zengin bir kadın. Meğer kadın kendini eğlence aramış. Altı ay yedirdiği, içirdiği kumara alıştırdı. Ya sonra? Sonra da sepetlendik. Tabii bir daha üniversitenin kapısından adım atamam. Şimdi gel de içme bakalım. Vahimmiş durum. Sen de al içmez. Ooo milli içkimiz ayrandan başka içkiyi kullanmam. İçi iç cesaret verir komedi oynayacağız. Ben alışığım böyle şeylere. Ayrıca içersem ağzım kokar. Adam babam olacak öpmek sarılmak gerek. Ooo sen şimdiden role kaptırdın kendini. Ben kaptırdım da sen hiç moda giremedin. Bizim patronun seninle işi var. Sen anlat. Senin ne işin var burada? Ah! Her şey çok güzel başlamıştı oysa. Hayata açılan bilgi limanına demir atmıştım. İlk sene bir şekilde geldi, geçti. Sonra uzak din eğitimine son sınıfa kadar geldim. Son sınıfta bir de ne göreyim? KPSS, öğretmenlik uygulaması. Alan sınavı da girmez mi bir de işin içine? Anlayacağın öğretmenlik gerçekti. Hayal oldu. Canım sen hiç peygamber sahnesine rastlamadın ya. Öğretmenlik, alan sınavı. Peygamber sahnesi de gerçekti. Reklam yapma Hasso. Ne yapalım canım biz de Tülay? Ay ne oluyor, ne oluyor? Sevgili karım, sonunda buldum seni. Bu da kim? Ne bileyim, sana karım diyor. Hop babalık acetme, ben senin nereden karın oluyormuşum? Beni tanımadın mı Tülay? Beni tanımadın mı? Deli etme beni. Olmuşsun olacağın kadar deli. Hayır, mümkün değil. İnsan sana bu kadar benzeyemez. Sen bana acı Allah'ım. İhtiyar, elimi fırt çek de anlat bakalım derdim. Yalan söylüyorsun, yalan! Ne görüyorum be? Orman ayısı, göz ayıcan var. Ben sana bakar mıyım? Aç. Tabii, çok anormal. Şuna bak. Çehre aynı çehre. Göz aynı göz. Saç aynı saç. Burun delikleri bile aynı. Ne oldu senin sana be adam? Kayboldun. Mutlaka kaçmıştır. Öyle söyleme. İyi kadındı, neşeli kadındı, namuslu kadındı. Tabii canım. Kadın kısmına inanılır mı hiç? Kim bilir ne aşık de kadındı. Doğru konuş, doğru konuş. Adın şunu. Edim. Gel yavrum, nereden çıkıyor? Gel bir ayran üstü uzay. Kendine gitsin. Tamam gel. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk efendim. Sayın moruklara saygılar mısınlar? Ufacık karılar da kim? Büyük büyük anamız. Kıvanç diyorum. Artık her şey hazır olduğuna göre doktoru arayın bakayım. Şu öteki koca karı da kim? Dağıldınız.
Ulan insan 15 günü bu kartolozların arasında nasıl geçirir be? Şimdi gel de içime bakalım. İzin verirseniz şöyle yanınızda oturayım çocuklar. Buyurun efendim. Görevlerinizi biliyorsunuz. Benim torunlarım Şakir'in de oğlu ve kızı olacaksınız. Senin adın Asuman, seninki de Feyyaz. Hukuk talebesi. Otursana, sen de otursana şu koltuğa Sayın Moruk. Yok, olmadı. Şakir'in dadısıdır o. Sizi de elinde büyüttü. Nasıl olur ya? Ben ilk defa görüyorum bu karıyı. Canım anlasana, rol icabı. He, çaktım dalgayı. Olmaz, küçük bir. Hanımefendi, buradayken oturma. Oyun oynuyoruz ya oyun. Sen de başrol sayılırsın ama alma işi ciddiye. Ama hanımefendi, bu ne biçim adam? Bak kartulaza, ne biçim adammışım. Bak bak. İyilik de yaramıyor. Çocuklar, evvela şunu söyleyelim. Babanın yanında sigara içmek yok. Babaya bak, baba değil sanki Al Pacino. Tamam Moruk, anlaştık. O sormadan bir şey söylenmez, fikir beyan edilmez, sözü kesilmez. Yoo, geçti onun modası. Şimdilerde ileri demokrasi var. Hasan sus, şimdi kovulacağız şuradan. Sofrada otururken o kalkmadan kalkılmaz, yanındayken ayak ayak üstüne atılmaz. Ona yalan söylenmez, karşı hiç verilmez. Onun yanında yüksek sesle gülünmez, ıslık çalınmaz. İyi be, nefes alınmaz değil de tam olsun bari. Lan evlat rolü mü yapacağız, bana mı maymun rolü mü? Ay hasso! Olacak şey mi canım istedikleri? Mecburuz, rol bu. Dadı kapı çalıyor, bak bakayım kim gelmiş yine. Tamam, anca ben kapıyı açıyorum da. Tülay sen bunları kenara yaz. Oo, ben mümkün değil, aklımda tutamam bunları. Ayrıca bugüne bugün Türkan Şoray'ın varisi sayılırım. Bırak diyorum dadı, bırak! İstirham ederim bırak! Olmaz küçük bey, yerine toz toprak içinde! Ya sabahtan akşama kadar oturup Müge Anlısı'yı diyor, Esrar Oğlu'yu izliyorsun. Bir de şimdi uzaktan eğitim mene çıkmış. Atanamamış, ev kadar olacağım diyorsun. Hocam. Böyle iş olur ya, evi tozla götürür. Neyse, burası kalabalıkmış, devamını anladın sen. Gözlerimi açıp kendime geldiğim günden beri ah değildim. Ne zaman ki evime, yuvama, çocuklarıma dönerim, eğilip yere öpeceğim diye. İşte görüyorsunuz, öptüm. Çocuklarım, validem. Evladım, validem. Şakir'im. Hoş geldin oğlum. Çocuklarım. Haydi siz de. Aha, koş bakalım, profesyonel oyuncu. Babacığım. Gel bakalım, gel. Hacı Fisko Bilimzadelerin koruyucu meleği. Yedikkaya kadar Saat ve Çetin, Güre kadar eğitime yakın. Hele şu güzelliğe bir bakın. Ahmiye, cümlemize. Şşşt, haydi sen de. Eline koyna sen. Nedir? Oğlum. Hadi. Oğlum. Baba. Hala şu kanını göreyim misin yahu? Özür dilerim baba. Dur bir bakayım sana. Kadir'in hanım bakıştı. Tarık Akan boylum. Serde boylum. Al yazmadım. Tereddühünüz babacığım, size çekmişim. Sen niye böyle sarardın soldun? Sen ki benim 90'a attığım goldün. Dalgayı çaktı galiba. Ne dedin? Arzı hürmet ederim diyor. Ya oğlum Türkçe konuşsana. Mektepte mi öğrendin bu şekilde zürmeti? Okulda. Sultaneye gidiyordun, bitirdin mi? Liseden çıktım, üniversiteye girdim. Nereden çıktın, nereye girdin? Ay Sultaneden Darülfünun'a diyor. Oğlum Türkçe konuşsana. Hakim olmak istiyordun, sabit misin kararında? Yargıç olacağım. Sakın ha, dünyada müsaade etmem. Daha güçlük bu dünyadaki en tehlikeli meslek. İşte bir çocuk 8 sene babasız kalırsa ya dalgıç olur ya da KPSS'e çalışıp atanmayanları kurar. Bu arada anne, evi biraz boş gördüm. Çalışanlarımız nerede bizim? Fakirledik mi biz? Yok oğlum ne fakirlemesi? Dadı çağırmaya gitti. Siz oturun hele. Bu arada aklıma gelmişken sorayım. Şu bizim komşu evden tanımadığım bir çocukla bir kadın çıkıyordu. Orada hala Miriam Hoca oturmuyor mu? Onlar kim? Ha, onlar oradan çıkalı çok oldu. Şimdi kim oturuyor? Vallahi bilmiyoruz. Ya nasıl olur? İnsan komşusunu tanımaz mı? O halde nasıl vizesinde, bütünde, finalinde not isteyeceksin? Koca bebeğim benim. Terem efendim. Bu da kim tanıyamadım. Ben Ali. Şehirler arası otobüs terminali. Yok. Ali bu kadar büyük değildi. Hem de bu kadar seviyesiz bir nerede yapmazdı. Oğlum Durmuş'un ilk karısından da bir oğlu var değil hani. Veli işte bu. Biz Ali diyoruz. Ha Ali, ha benim. Ali'ye ne oldu peki? Sizleri Ömür, onun yerine bunu koy. Vah Alicik, vah evladım. Doğrusu pek yandım. Ama baksana ne kadar da Ali'ye benziyor.
şu kadarcık da zekasından alsa tam Ali olacakmış. Oğlum kardeş kardeşe benzemez mi? Benzemez ya. Bak Feyyaz ile Asuman'a. Birisi 90 attığım gol, birisi de yakında panda olur. Nasıl olur babacığım? Kim görse kardeş olduğumuzu anlıyor musun? Oo gel bakalım bahçıvan başı. Efendim beyim paşam, ayak altısından su içtim. Yok estağfurullah. Ya Rıza baba, ne kadar net yaramışsın. Beyim nasıl çekmeyelim, dile kolay bu kadar sene sonra. Baba sıra ver de bizlere film daha gelecekler var. Bu kim? Pınar mı? Benim bildiğim bu kadar büyük olmayacak. SSCB dağında doğmadı mı bu kız? SSCB nedir bey baba? Bunu bilmeyecek ne var? Seviyorum canım benim. Yok oğlum, olur mu? 80 darbesinde doğdu. Neyse Rıza baba, onu bunu bırak da sen bana biraz bahçeden bahset. Benim diktiğim malteri tuttu mu? Hangi malteri? Ya bu ne değil mi Rıza baba? Havuzun icasında duvarın dibinde yok mu? Tutmadı beyim. O yıl müthiş bir kış oldu. O yıl o kadar çok kar yağdı ki koca Giresun beyaza büründü. Böyle olunca dondu gitti fidancı. Peki onun yanındaki elman alemde? Tutmadı beyim. O yıl zorlu sıcaklar oldu. Hatta o kadar sıcaktı ki güneş ateş ediyorlardı. Böyle olunca kavruldu gitti fidancı. Peki senin yamak ne vaziyette, onu da göremedim ben. Tutmadı beyim, rüzgar fırtına, uçtu gitti. Vallahi yamak gibi senin kız da tutmamış. Kaç saattir dönüp duruyorlar. Tutmadı beyim, yapamadık. Öpün elini. Ooo Halil Tahya, aşçı başım. Estağfurullah. Bu dünyada övünecek hiçbir şeyim olmasa, Halil gibi bir kahya ya, Danilo gibi de bir şefe sahip olmak var. Yeter lan Halil. Misal, şu Danilo'yu ele alalım. Halil kahyayı bırakalım. Mutlaka anasının karnından aşçı olarak doğdu. Mutlaka babası da aşçıydı. Hatta babasının babası da aşçıydı. Hatta siz sülalede aşçıydınız Danilo. Sülale? Senin sülalen? Neyse bir şey yok. Ben abartı kadar da iyi bir aşçı değilim. Tevazuyu bırak Danilo. Senin gibi aşçı değil MasterChef'te bütün bu salonda bulunmaz. Bir fındık kremasına terbiye edilmiş pancar çorbası yaparsın. Bir hamsi suyunda marine edilmiş ördek yaparsın. Bir hamsini pizza yersin. İnsanın her sene yiyesi gelir. Lan yemek mi bunlar, ahlak kurallarına bir terbiye edilmişim bu arada. Bir onu terbiye edelim. 90 attığım gol diyordum, hakem offside verdi. Ne? Senin vize böreğin. Senin final böreğin. Senin büt böreğin, senin kol böreğin yok mu? İnsanın her sene peş peşe yiyesi geliyor. 4 sene yetmiyor, 5. 6. senede de yiyorlar. Neyse, bunlar duymasın. Biz seninle bir yemek listesi yapalım. Bunlar anlamazlar öyle, yok marineydi, yok fındık kremasıydı. Bunlar ancak Hatay sosunda tavuk diyorum, başka bir şey yok. Yürüyün de. Bunlar da medeniyetten haberi yok beyim. Yok canım, ne medeniyeti? Yine geldi. Geldim, kör müsün? Ethem Efendi. Efendiciğim. Ben de tam seni soracaktım. Anlat bakalım Ethem Efendi, ne var ne yok? Size kavuştum ya, dünyalar benim oldu efendim. Bir de karıma kavuşsaydı. Karın mı? Evlendin mi sen? Evlendim efendim. Karın oldu peki? Kayboldu. Nasıl yani? Günlerden pazartesiydi, henüz kahvaltı. Tülay! Ethem Efendi, bu hikayenin hiç sırası değil. Ya durun bir anlayalım bakalım. Çok mu seviyorsun sen karını? Çok çok seviyorum efendim. Güzel miydi bari? Güzel de laf mı? Dünyalar güzeldi yani. Sarışın mıydı, esmer miydi? Tıpkı ona benziyor. Bana mı? Halim Kaya. Ya dünyalar güzeli dedim. Bu hiç ona benziyor mu bu tek kaş adama? Valla anımsak mıydı değil. Yandakine benziyorum. Asuman'a mı? Tıpkısı. Garip şey sakın olmasın. Valla ben de şüphelenirim ama inkar edip duruyor ya. Ay iftira, kuru iftira. Kafayı yemiş bu adam. Mazur görünü oğlum, o rahatsız biraz. Neyse Tem Efendi, gel biz seninle önce şunu karılaştıralım. Halil Kahya mı, Asuman? Asuman. Biz Oktay'ın yanında iki dükkanı için bunu konuşalım, gel. Çocuklar siz de acıkmışsınızdır. Biz de yemek yiyelim, haydi. Hadi gidelim madem. Tülay. Efendim. Yarın saat sonra. Tamam, hadi görüşürüz. Hayır sen? Beni kaşlarımdan tanırlar. neden buraya geldik? Burası çok güvenli, her yerde polis var. Bak kızım, seninle bazı planlarımız var. Eğer yapılarsa şunların hepsi senin olacak. Vallahi mı, ne yapacağım?
Çok zor iş değil canım. Öncelikle bu Ali Buran'ı attırmak. Ya sonra? Sonra da o derin çıktı tımarhaneye geri göndermek. Ayol kolay dediğin şey bunlar mı? Ben bunları nasıl yaparım? Sen hiç merak etme, ben sana yardım edeceğim. Hadi şimdi kimse yakalanmadan gidelim de detayları sonra konuşuruz. Tamam hadi görüşürüz. Koskoca Giresun'da oturacak yer kalmamış ya. Bu ne her yerde? Bismillah! Anne çatı verme! Tamam anne. Siz de oturun. Çok zengin bir kodamam buldum. Şimdi Çatalak Çetesi'nin lideri olarak bu ayki görevlerinizi belirleyeceğim. Sürmeye sen, yalyamacım aslanım. Buyur usta. Aslanım beni. Sen Haraçbaşısın. Lakabında Harro. Görev yerinde Palmiye Düğün Salonu. O düğün salonuna gidip aşıra birliğini aşıracaksın. Olur. Dolar alın. Olur. Euro alın. Olur. Allah Allah. Bize getireceğim. Sonra biz de onları cebimize indireceğiz. Ah. Düğün salonları benden sorulur usta. F-16 gibi uçak, teyyare gibi altınlar alın, açarım. Ya aslanım ya, aslanım. Keşke sen benim kızım olaydın ya. Gel şimdi buraya. Bana mı dedi o? Bana mı dedi bu? Bana bak, ses kesin. Kim demiş ben buraya giremem? Allah'ın üstü bana vermiş.
Gülsüm, mani olma, göster bakalım, anlayalım şu işi. Thank you.
gideceğiz harbiden. Oğlum parti var dediler geldik. Eğlenmek bizim de hakkımız. Ya git haçta umrunu eğlen, bu ne ya? Pınar kızım ne oluyor burada? Köyden arkadaşlarım geldi, eğlenelim dedik. Ne bağırıyorsun Şakir abi? Ya sahten haberin var mı? Bize çalışanı var, büt çalışanı var, KPSS çalışanı var. 4 yıldır çalışanı var. Senin uyku saatin gelmiş moruk. Git de uyu. Ya ne yapacağım bu saatten sonra KPSS'e çalışıp atılacak mıyım sanki ya? Hadi boşaltın bunu, boşalt. Hemen dükkan ver beni, hep oğlum ağrıca. Bak şimdi bizim para nasıl? Hey köylü güzeli nereye? Sen ne kadar cadaloz kadın çıktın be? Sanlar ne? Sen neden benimle böyle konuşturuyorsun? Neden benimle böyle uğraşıp duruyorsun? Asıl sen benimle uğraşıyorsun. Kokoş kadın. Ali'yi kıskanıyorsun değil mi? Siz de duydunuz değil mi? Ali'yi neden kıskanacakmışım? Ali senin gibilere bakmaz, sümrüğünü bile atmaz. Aptal söylediğine kendin bile inanmıyorsun. Öyle olsaydı beni rahat bırakırdın. İnanmıyorum da ne zannediyorum? Ali'nin benim için yanıp tutuştuğunu. Ali senin için bir yanıp tutuşuyor. Hem de nasıl? Nasıl? Dur söyleyeyim, olimpiyat meşalesi gibi mi? Yok, kalorifer kazanı gibi. Dikkat et de o kazan sana patlamasın. Üf Allah'ın belası kız. Sus kız gebek, geç lan be. İnanılmaz bir gücüm var ve sevgin de var. Hadi sen git, ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin sana. Ali! Bana seslendin, ne var? Nihayet geldin ha. Bilsen ne çok bekledim. Her dakika bana 60 saniye gibi geldi Ali. Seninle konuşmamız gereken bazı konular var. Fakat önce şu kapıyı kilitle. Niçin? Kilitle diyorum ki seni rahatsız etmesin. Fakat hiçbir şey anlamıyorum. Of anlasaydın zaten biraz etrafa bakardın. Vallahi bir şey anlamadım. Hadi kilitle diyorum şu kapıyı. Anahtarı da bana ver. Peki dediğiniz gibi olsun. Buyurun. Ali gel otur yanıma. Sokul azıcık kulağını da bana ver. Ali sen ne anlarsın bir insansın? Ruh nedir, sevgi nedir bilmiyor musun? Seni görünce yüzümün nasıl kızardı? Kalbimin nasıl attığını bilmiyor musun? Ali sen aşkını bilmiyor musun? Vallahi stetoskop olsam kalp atışlarınızı anca duyarım. Suratınızın kırmızılığını da aşırı makyajınıza bağlıyorum. Daha tanışalı bir hafta bile olmadı. Ne ara bana böyle tutuldun? Bir hafta mı Ali? Bana 7 gün gibi geldi. Öyle değil mi Ali? Gözüm senden başkasını görmez oldu. Masamda resmin, kulağımda ismin, burnumda da kokun. Kokumu nereden biliyorsun? Ali! Efendim? Ne güzel efendim diyorum. Ellerin ne güzel, gözlerin daha da güzel. Çilek nasıl böyle kokar? Babam böyle pasta yapmayın, nerede? Ne diyorsunuz hanımefendi? Ben acımdan ne dediğimi biliyor muyum? Ali ben sıcakladım, sen sıcakladın mı? Ben sıcaklamadım. Sıcakladın, çıkar çıkar rahatlarsın. Çıkarayım mı? Genç kız gibi nazlanma Ali. Çok korkuyor musun? Ne korkacağım ben? Korkmuyorsan kravatını da çöz. Çözerim. Ne parlak, ne ince saçlarım var şeytan diyor Çekopar. Ne yapıyorsun? Saçlarım olsun. İmdat! Öz düşmanı, namus düşmanı var. Çıkardın mı be? Bu oyun beni mahveder. Alçak herif, efendinin kızına göz koymayı utanmıyor musun? Yettim Ali'im! Sen herhalde çıkın be! Babam bana kızına dikkat et demişti. Ama anlıyorsun ya, bu mümkün olmayacak. Ver kız anahtarı. Vermem. Seni sürüm sürüm süründürürüm. Cinsitinin orada, sokak başında, Gazi Caddesi'nde 28 yerinden bıçaklarım ha! Ver kız anahtarı! İmdat, biri yardım etsin! Gebertirim seni, ver anahtarı! Al, al! Öldüm, bittim, mahvoldum seninden ya! Hadi topukla! Ya ne oluyor burada? Hadi. Ne yapıyorsunuz kızım Pınar? Biraz daha var, daha inandırıcı olsun. Böyle sortalık satar gibi olmaz. Ya geç şuraya be! Ne yapıyorsunuz siz bir Pınar? İnci reçelinden bir sahne canlandırıyoruz Şakir amca. Ya çileğin mevsimi geçti. Ne çilek reçeli ya? İncir reçeli baba. Aşk filmi kadın ile erkek arasında geçiyor. Ya erkekle kadın arasında geçecek hali yok ya. Zaten orada aşk olmaz. İlahi oğlu. Edep ya edep. Oyun içinde oyun. Rus ile Ruslan meyletmeli tektir. Tektir ile Ruslan meyletmeli hakkı kötektir.
Fistan değil yelektir, kavun değil kelektir. Eğer evlat ararsan en adi köpektir. Şakir efendim bana kelt demiş, iltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim benim, zira itikadım da kelp Şakir'dir. Bak bak laflara bak, sizin emrinize çökerim, dedenize küfrederim. Öyle iş mi olur yahu? Yürüp biz gidiyoruz. Bak Halil de uyandırmışsın. Yallah bok ya, bok ya. Atlasana oğlum. Ya ne yaptın, ne yaptın? Bir tane makyolu kalmadı ya. Yürü kız. Şakir amca. Allah'ın belası. Pis Pınar. Allah belanı versin Pınar. Kulur aslatanlara benziyorsun. Tüm planı rezil etti. Bir çuval fındı berbat etti. Neyse. Şakir amca. Pınar, geldim işte. Gel Şakir amca, kimse bizi duymasın. Şöyle oturalım. Anlat bakalım Pınar, ne diye çağırdın beni? Siz beni tanımazsınız. Ama ben küçüklüğümden beri hep sizin hikayelerinizle büyüdüm. Çok cesurmuşsunuz. Yok canım. Mertsiniz. Yok canım. Düşmanlarınız var Şakir amca. Sizin yeniden deli hastaysa kapatmak istiyorlar. Ya nasıl olurmuş? Bunu kim yapacak? Nasıl yapacak? Bunu kimin yaptığını ben de bilmiyorum. Bu Asuman senin gerçek kızın değil. Her şey o Asuman'ın başının altından çıkıyor. Ama bunu açığa çıkarmak sizin elinizde. Şşt! Aman şşt! Sesler var, birileri geliyor. Ara. Tamam.
Alo, 155 polis mi? Evet, buyurun. Hemen buraya bir ekip yollamanız lazım. Burada çok büyük oyunlar dönüyor. Adresi alalım. Cocumuyo Sokak, Barzo Caddesi, Çekme Apartmanı'nın 10-28. Hemen bir ekip yollayalım. Hazreti Dursun, Hazreti Veli, Hazreti Mahmut, Hazreti Stepler ama B ile. Ben niye bunu anladım Alkoy Bey? Yeter! Nedir saçmalamayı? Biz buraya başka bir şey için geldik. Bunlar hanginiz? Benim. Anlat bakalım nedir burada olan? Bunların hepsi çok büyük oyunlar oynuyor. Özellikle de bu asma var ya, bu asma. Her şey bu! Hayır, Tülay dur! Ya kardeşim, bizi böyle boş boş işlerle uğraştırmayın ya. Ya dur, gelmişken bir cezaya dalmışlar. Baksana, hazır kalabalık bir grup varken. Ne? Kalabalık bir grup mu? Ama Tülay benim karım, Tülay! Sus be! Bunca yıllık meslek hayatımda sizin gibi yan kesici görmedim. Hükümetin inanmıyordu, kararına göre giriyorsunuz. Sen de bir yandan bir olarak bir yedek şimdi arayın. Sizi suçüstü yakaladık. Bu da 3150 lira cezanız. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, yeni yazılır. İktidar sağlık. Düşünceleriniz alabilir miyiz? Bana tutanmayın. Bana tutanmayın. Moralim bozdu, bana tutanmayın. Diyarından biraz daha ama sınav var, büt var, anladın mı? Anladın mı? Ben çok heyecanlandım. Bana bir şey oluyor. Evet sayın seyirciler, Giresun'da sosyal mesafe yasağı ilk cinayetleri yandaş yol olarak biz girdik. Aynı sizlerle paylaştık. Sizler de etrafınızda bu şekilde sosyal mesafe kurallarını ihlal edenleri 0454 555 2828 nolu hattımıza bildiriniz. Bir sosyal mesafe yasağına daha buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kestik. Ya ne oluyor burada? Ben yokken bu işlerine çok şey diyorsunuz ya. Valla Şakir Bey, hiç sorma. Bunlar benden üç kat çıktı. Resmen pembe dediği geçmişler. Kim benim hakkımı edildi lan? Kim edildi? Sen mi edildin? O zaman Tülay senin kızın değilse kesin benim karımdır. Tülay! Ben tiyatrocuyum. Para için rol yaparım. Yontulmamış somrun. Normalde senin yüzüne bile bakmam. Ama üniversitedeki kredi borcum silinsin diye seninle evlendim, seni kandırdım, paralarını da yedim. Sonra da senin kızın oldum. İşim bu. Şşş, bana bak lan moruk. Bu konyak düğünü nasıl ayakta yutuyorsa, ha bu manyaklar da seni öyle ayakta yuttu işte. Kesin manyak. Ya yeter be! İnsanların cenaze namazı yıkılmışsınız siz. Ben kendimi de deli sanırdım, meğer ne şarkılı geçinen deli varmış. Sizin gibi akıllı olup dışarıda gezmektense deli olup tımarhanede yatırım daha iyi. Arayın sahibi beni, geri bassın lan beni. Ay çok! Ay ne oldu? Ay çok güzel.